Merhabalar, ben Cüneyt Gürkan. Amerika'ya Stüdyo New York programına hoş geldiniz. Stüdyo New York programında Amerika'dan canlı yayın konuklarımızla en sıcak ekonomik bilgileri, piyasa verilerini, farklı sektörleri, siyaseti, günlük hayatı ve gündemi paylaşıyoruz. Bugünkü konuğumuz Çağlar Somek olacak. New York'taki Times Square Capital Management firmasının kıdemli başkan yardımcısı, portföy yöneticisi ve analist. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler üzerine uzmanlaşan, mesleğinde 21 yıllık tecrübesi olan bir yatırım danışmanı. ABD endekslere geçen haftaya artıda kapatmıştı. 4 haftalık negatif satışlardan sonra borsalar tırnaklarıyla tutunarak haftayı küçük oranlarda da olsa artıda bitirdi. Geçen haftayı Dow Jones %1,1 artışla, S&P 500 %0,41 artıda, teknoloji ağırlıklı Nasdaq'ta %0,08 gibi çok az bir yüzdeyle artıda kapattı. Aylık bazda baktığımızda 3 markette eksi de gözüküyor. Dow son bir ayda %4,8, S&P 500 %6,5, Nasdaq %8,3 düşüş gösterdi. Tabii son aya baktığımızda bir ay önce 2 Eylül'ün de borsaların zirve yaptığını da hatırlamak lazım. Geçen haftada enerji sektörü bütün sektörlere bakıldığında tek kayıp gösteren ana sektördü. Bugün Başkan Trump'ın hastaneye yatması hafta başı piyasalara nasıl yansıyacak onları göreceğiz. Piyasalar bizim yayına girmemizle birlikte açıldı. Ben şimdi rakamlara bakıyorum. Dow Jones %0,69 artıda, S&P 500 da aynı oranlarda 0,59, Nasdaq'ta çok yakın 0,79 gibi. Haftalara piyasalar pozitifte girecek gibi gözüküyor. Konuğumuz bugün bahsettiğim gibi Çağlar Somek. Onunla hem piyasaları hem yatırım portföylerini nasıl yönettiklerini ve piyasalarda yatırım fırsatları nerelerde biraz onları konuşacağız. Ben bakıyorum şimdi değerli konuğumuz yayına dahil oluyor. Çağlar Bey merhabalar. New York'tan katılıyorsunuz yayınımıza. Hoş geldiniz. Merhabalar Cüneyt Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben hemen sorulara girmek istiyorum. Kısıtlı bir vaktimiz var. Dünyada gelişmekte olan piyasalarda en çok hangi ülkelere ve sektörlere yatırım yapıyorsunuz? Biz Times Square olarak daha çok özellikle emerging marketslarda Asya'ya fokus oluyoruz. Orada Asya'da daha çok Çin, Tayvan, Kore ve aynı zamanda Hindistan gibi büyük ülkelere yatırım yapıyoruz. Ve bu arada tabii Güneydoğu Asya da var bunun içinde. Bütün bu Asya'yı topladığınız zaman zannediyorum portföyümüzün %70'inden fazlası orada. Burada tabii şey var, düşünürseniz eğer yani geçmişte benim eskiden Goldman Sachs'ta çalışırken Avrupa dün, Amerika bugün ve Asya yarın diyen bir patronum vardı. 10 sene, 15 sene sonra bu durum değişti. Şu anda şimdilerde Avrupa ve Amerika dün, Asya bugün oldu ve yarın oldu. O yüzden Asya'ya fokus oluyoruz. Bir yandan da tabii sektörler bazında da bu ülkelerin doğal sektörleri var. Mesela Çin, Tayvan ve Kore'de genelde teknoloji üzerine yatırımlar yapıyoruz. Orada teknoloji firmaları çok önde gidiyor çünkü. Özellikle software konusunda 5G'nin de yatırımları hızlandırdığını söyleyebilirim. Bunun dışında Güneydoğu Asya ve Hindistan'da da genelde consumption üzerine yani tüketim üzerine sektörlere yoğunlaşıyoruz. Orada tabii bir orta sınıfın yani orta direğin yükselmesi söz konusu ve orada da income per capita dediğimiz yani kişi başına düşen gelirin yükselmesiyle beraber insanların artık çok daha fazla harcama yaptıkları sektörlere bakıyoruz. Bunların içinde telefon üretimi, üretim de var. Bunların içinde mesela buzdolabı, televizyon, araba ya da motosiklet gibi şirketler ve bunların ekosistemindeki şirketler var yatırım yaptığımız. Ama genelde şöyle söyleyebilirim. Genelde bu Covid dolayısıyla, Covid sonrası çok daha fazla Asya'ya ve Asya içinde de çok daha fazla teknolojiye yönelmiş durumdayız. Peki siz genel olarak yatırım stratejilerinizi nasıl oluşturuyorsunuz? Bunun sonuçlarını nasıl ölçümlüyorsunuz? Yatırım stratejimiz bizim hem şirket olarak hem de benim geçmişten gelen, ben çünkü bu Times Square'da Emerging Markets'ı başlatan kişiyim. Bundan 4-5 sene önce buraya başladım. Ondan önce hem Goldman'da hem birçok burada Bulge Bracket dediğimiz büyük yatırım firmalarında çalıştım. En sonunda Caravel adında butik olan ve emerging ve uç piyasalara yatırım yapan şirketin CIO'suydum. O yüzden ben getirdiğim burada Emerging Market'taki yatırım stratejisini ben belirledim. Yatırım stratejimiz genelde iki amaçlı. Bir tanesi
Ve en çok üzerinde çalıştığımız şey bottom-up dediğimiz, yani aktif stock selection. Yani şirketlere düzgün ve kalite şirketleri bulup o şirketlere yatırım yapmak. Bu bottom-up tarafı hemen hemen yaptığımız işin %90'ı. %10'u top-down dediğimiz yukarıdan aşağı kuş bakışı bakmak. Biraz önce sorduğunuz soruyla alakalı. Hangi ülkelere, hangi sektörlere yatırım yapacağız? Bu konuda kararlar vermek. Bottom-up tarafında yani %90'ını çalıştığımız, üzerine çalıştığımız şey aslında şirketlerle birebir görüşmek, bu ülkelere seyahat etmek ya da böyle şu anda yaptığımız gibi sizinle video aracılığıyla şirket yöneticileriyle görüşmek. Orada da yaptığımız şey bu konuşmalarda, görüşmelerde genelde üç konu var odaklandığımız. Bir tanesi yöneticilerin ve yönetimin tecrübesi ve kalitesi. Bu konu çok önemli. Yani eğer zaten yönetim şirketin kalitesini belirleyen en önemli unsur. Bunu da ancak kişisel bazda konuşarak, yani bizim gibi fundamental aktif olan yöneticilerin konuşarak, onları anlayarak, uzun vadeli amaçların ne olduğunu öğrenerek yapabildiğimiz bir şey. İkincisi de yaptığımız iş aslında şirketlerin ne kadar büyüme potansiyelinin olduğunu anlamak. Büyüme potansiyeli tabii ki sadece top line'ın, yani gelirlerin büyümesi değil, aynı zamanda bottom line'ın ve ne kadar karlılığın olduğunu anlayabilmek. Yani bu sadece bugün için değil, tabii gelecekte 5-10 sene içinde bir projeksiyonlar yapıyoruz biz bu konularda. Ve bunu anlayabilmek için de üçüncü odaklandığımız şey, en önemlisi, şirketlerin en kompetitif olarak getirdikleri en büyük, en kalite nedir? Mesela bir şirket ucuza mal ürettiği için mi o büyümeyi ve kaliteyi, o büyümeyi ve aynı zamanda karlılığı devam ettirebilir. Şirketin bir edge'i, yani farklı diğer şirketlerden o alanda faaliyet gösteren, onu anlamaya çalışıyoruz. Ve bütün bunları da topladığınız zaman yaptığımız şey genelde uluslararası, dünya bazında ve aynı zamanda emerging market bazında 70 ya da 80 arasında şirkete yatırım yapıyoruz. Düşünürseniz eğer bu coğrafyalarda toplam 5.000'den fazla belki şirket var. Bunların arasından 70 ya da 80'ini seçmek tabii ki zor bir iş, ama çok da zor bir iş değil. Çünkü bu kaliteli şirketleri bulmak için hem seyahat ediyoruz, hem bu ülkelerde 20 senede çalışmaktan dolayı olan kontaklarımız var. Bu kontakları kullanıyoruz. Aynı zamanda da bu şirketlerin rakibi olan şirketleri de aynı zamanda toplantılarımızı yapıyoruz ve tam olarak bir ekosistemine bakıyoruz. Bütün bir ekosistemi anlamaya çalışıyoruz ve bunun sonucunda da o kaliteli, büyüyen ve karlılık getiren şirketleri seçiyoruz. Peki bu stratejilerinizde pandemi nasıl etkili oldu? Mesela Şubat ayındaki portföy çalışmalarınızda neler vardı? Şimdi neleri farklı yapıyorsunuz? Teknoloji kullanmanın vesairenin dışında portföy seçerken, oraya hisseleri seçerken neleri pandemi dolayısıyla farklı yönetiyorsunuz? Çok çok iyi bir soru bu, çünkü dediğiniz gibi yani pandemi ve Covid olayı dünyada birçok şeyi hızlandırdı. Bunun en önemli unsuru ise biz zaten yaptığımız kalite ve karlılık bazında yaptığımız yatırımlarda zaten teknolojiyi çok önemseyen bir grubuz. Ve hem Amerika'da hem Amerika dışındaki yatırımlarımızda genelde teknoloji çok önde gelen bir sektördü. Ama teknoloji bu pandemi dolayısıyla birçok açıdan belki 5-10 sene hızlanmış oldu. Şöyle söyleyeyim, yani emerging marketlarda, gelişmekte olan ülkelerde, bir Endonezya'da, bir Hindistan'da, mesela çok fazla Tayvan'daki, Çin'deki, Kore'deki gibi teknoloji unsuru çok ön planda değildi. Ama son işte 6 ayda, 9 ayda teknoloji firmaları belki de 5-10 senede yapabilecekleri atılımı 6 ayda, 9 ayda yapmış oldular. Bunların içinde nelere bakıyoruz diye sorduğunuz zaman, genelde baktığımız konular teknolojide, software, biraz önce bahsettiğim konu. En önemlisi genelde e-commerce, yani şirketlerin özellikle perakende sektöründe, eğer dijital olarak transforme olmamış bir şirketseniz çok büyük bir zarara uğruyorsunuz bu dönemde. Ve bundan sonra da bunun devam edeceğini düşünüyoruz. Yani en önemlisi, dijitalizasyonu tamamlamış, internete açılmış, kendini hem omni channel'da hem internette ürünlerini, servisini satan şirketleri genelde seçiyoruz. Ve bunu da zaten böyle yapıyorduk, ama bu daha da hızlandı. Yani dediğim gibi biz bu şirketlerin hani 5 senede gelebilecekleri, 6 ayda gelebileceklerini açıkçası düşünemiyorduk. Ama şu anda bunu görüyoruz. Çok hızlı bir şekilde bu şirketler büyüyorlar.
Burada başka baktığımız konular mesela Çin'de ya da Asya'da baktığımız daha çok konular dijital para. Dijital para ve dijital ödemeler şirketleri. Bu şirketler çok çok atılım yaptılar bu konuda. Çünkü insanlar artık internetten alışveriş yaptığı için dijital para ve dijital ödemeler çok hızlandı. Bunun dışında baktığımız ve gördüğümüz yatırım olanakları genelde otomasyonla alakalı. Mesela bakınız Hindistan'da en son hükümetin çıkardığı bir takım reformlar ve bu reformlarla bir anda sanayi teşvikler geldi. Bu da ne için? Hindistan kendisini Çin artı bir adlı stratejiyle geliştirmek istediği için artık Çin'den gelen ürünlere bir takım kotalar ve bir takım vergiler getirmeye başladı. Ve bunun yanında da Çin'den gelecek ürünlere telefon olsun bu ya da herhangi sanayi maddesi olsun ya da beyaz eşya olsun bu ürünleri Hindistan'da üretebilmek için bu ürünlere birçok teşvikler getirdi. Ve bunlar daha yeni yeni çıkıyor. Ve kendini 10 sene içinde bir üretim merkezi olarak konuşlandırmaya çalışıyor Hindistan şu anda. Bu gibi aynı zamanda mesela Çin'de ya da Tayvan'da otomasyona fokus olmuş durumdayız. Otomasyonu da şöyle açıklayayım hemen. Eğer siz Amerika'ysanız ve üretimi Amerika'ya getirmeye çalışıyorsanız, tabii ki getireceğiniz üretim bu oto olsun ya da değişik sektörler olsun, gelip de burada tekrar çok pahalıya işçi almayacak firmalar. Endüstri 4 ile beraber birçok firma Amerika'da belki buraya üretimi getirecekler ya da Meksika'ya getirecekler Asya'dan. Ama kullanacakları şey robotlar olacak, robotlar. Ve bu otomasyona yönelik şirketlere genelde yatırım yapıyoruz şu anda, onlara bakıyoruz. Ve bu şirketler COVID dolayısıyla ortamın çok riskli olmasına rağmen şu ana kadar iyi getirim getirdiler ve getirmeye de devam edecekler diye düşünüyoruz. Şimdi teknoloji Amerika'daki hisse senetlerinde de dünyada da genelde de lokomotif konumuna geldi. Dow Jones'a baktığımızda senelik bazda Mart'tan beri %4 civarı, S&P 500'da %3 civarı düşüşteyken teknoloji ağırlıklı olan Nasdaq inanılmaz bir parlayan yıldız durumunda ve %22 civarında artıda. Şimdi teknolojinin bu pozitif yanı var. Bunu herkes yönetmeye ve kendine yansıtmaya çalışırken madalyonun bir de öteki yüzü var. Mesela ben şunu görüyorum ki New York'ta ağırlıklı olarak sizin gibi yatırım firmaları, investment firmaları, portföy yöneticileri teknolojiyi işlerini yapmakta da çok fazla kullanmaya başladılar. Algoritmaları yöneten, bilgiyi, datayı robotlara teslim eden belki de bir yeni bir dönem geliyor. Burada Çağlar Somek ya bizim meslek elden gidiyor. Bu işleri artık bilgisayarlar yapacak diye düşünüyor mu? Peki teknolojinin böyle yansıması konusunda ne düşünüyorsunuz? Tabii ki bu risk var. Zaten bu risk son 10 senedir devam eden hem de pasife doğru geçen bir trend var zaten Amerika'da. Pasife yani genelde bizim gibi aktif fon yöneticileri yerine pasife doğru giden bir trend var. Yalnız bu Amerika'da ve Avrupa'da daha gelişmiş ve likiditesinin yüksek olduğu piyasalarda çok daha yüksek durumda. Gelişmekte olan piyasalarda ve uç piyasalarda bizim baktığımız daha likiditenin düşük olduğu ve inefficiency dediğimiz yani market inefficiency'nin yüksek olduğu yerlerde bunu yapmak halen çok kolay değil. Yani tabii ki bir 10 sene içinde, 15 sene içinde bu trend devam eder ve bu tür pasif ve aynı zamanda artificial intelligence'a bağlı türden olan ya da quant bazında olan yatırımlar bu piyasalara da gelir. Ama şu anda benim yaptığım iş biraz daha niche dediğimiz burada. Hem küçük ve orta ölçekli şirketlere yatırım yapıyorum ben. Hem de bu küçük ve orta ölçekli şirketlerin dışında aynı zamanda da gelişmekte olan likiditenin çok çok yüksek olmadığı yerlerde yatırım yapıyorum. Ve bu yüzden de zannediyorum tabii ki bize de böyle bir tehdit var. Ama bu tehditin gerçekleşmesi zannediyorum en az 10-15 sene alacak diye düşünüyorum. Özellikle yatırım yaptığımız piyasaların doğasından dolayı. Şimdi ABD başkanlık seçimlerine 29 gün var. Bir yandan pandemi yaşıyoruz, bir yandan ekonomik tarihi rekor negatif piyasalarda yansımasa da negatif bir ekonomi var. İşsizlik son derece yüksek, Amerika'nın alışık olmadığı kadar. Fakat bütün bunlara bakmamıza rağmen sanki piyasalar bunları fiyatlandırmıyor. Yani Nasdaq bunlara rağmen %22 artıda gidebiliyor sene içinde.
Diğerleri düşüşte. Dow Jones ve S&P %4 ve 2 gibi. Ama piyasalar bütün bu sorunları sanki fiyatlandırmıyor ve buna anlam oluşturmakta da birçok kişi zorluk yaşıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Neden bu tür bu büyük sorunlar fiyatlanmıyor? Mesela bugün bile Cuma günü başkanın COVID-19 pozitif olduğu söylendi. Hastaneye gitti ama mesela piyasalar şu anda bugün bile pozitifle açılıyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Benim düşüncem biraz farklı. Bu şirketimin düşüncesi değil, bu benim kendi şahsi düşüncem. Onu da burada belirteyim söylemeden önce. Genelde bütün bu politika olayları, yani Amerika'daki başkanlık seçimi, Trump'ın hastalanması, işte bütün bu olay bizim noise dediğimiz türden olaylar. Yani noise fundamental olarak çok fazla etkisi olmayacak olaylar. Şu anda en önemli, belki de bütün piyasanın en çok odaklandığı konu, bir tek konu var. O da Amerikan Merkez Bankası. Bence en önemli faktör Amerikan Merkez Bankası. Amerikan Merkez Bankası'nın bildiğiniz gibi Mart ayından beri, Şubat-Mart ayından beri çok büyük değişiklikleri var. Bu değişiklikler neler? Faizleri düşük tutmak, mümkün olduğu kadar sıfıra yakın tutmak. Zaten bizim gibi aktif yöneticilerin yaptığı işin çoğu geleceği bir şekilde bugüne indirgemek. Yani gelecekteki şirketlerin cash flow'larını, büyümelerini bugüne odaklayarak NPV'sini almak. Yani bugünkü değerini hesaplayabilmek. Bunu hesaplayabilmek için yaptığımız şey nedir? Faizleri almak ve bu şirketlerin cost of capital dediğimiz, yani ne kadar sonuçta bu gelecekten günümüze getirerek bunların cash flow'larını, onların değerlerini hesaplamak. Bu yüzden de faizlerin düşük olması ve likiditenin merkez bankaları tarafından pompalanması piyasaları şişiriyor. Yani bu bir gerçek ve şu anda piyasalar bu faizlerin çok uzun vadede, hatta belki de sonsuza kadar düşük kalacağını varsayıyor. Bu doğru bir varsayımı, yanlış bir varsayımı tartışılır. Ama şu anda piyasalarda faizlerin yukarı gitmesini düşünmek gibi bir mod yok. Bu modun olabilmesi için ne gerekiyor? Hem kısa hem orta vadede baktığımızda enflasyonun yükselmesi gerekiyor. Yani enflasyon yükseldiği zaman bir şekilde faizler de yukarıya giderek, o zaman piyasaları, hem bono piyasalarını hem sermaye piyasalarını, yani equity capital markets'ı etkileyecektir. Ama şu anda en önemli konu Federal Reserve, ECB, European Central Bank, yani hem Avrupa'da hem Japonya'da hem Amerika'da merkez bankaları. Bunlara odaklanmak gerekiyor. Yani ne kadar da earnings şu anda baktığımız zaman, cash flow ya da büyüme, karlılık, hani 6 ay etkilense de 12 ay etkilense de COVID-19 dolayısıyla piyasaların odaklandığı konu aslında faizler. Peki bir yandan da Amerika canlandırma paketini bekliyor. Birkaç paket açıldı. Şu anda da aslında senatodan geçen ama Cumhuriyetçilerin desteklemediği 2.2 trilyon dolarlık bir paketten bahsediliyor ama ben onun seçimden önce geçeceğini öngörmüyorum açıkçası. Çünkü karşı tarafta destek bulmuyor. Bu aslında piyasalar için likidite anlamına geliyor. Sizin de söylediğiniz gibi Amerikan hükümeti piyasaya ciddi bir likidite aktarmış oluyor. Sizce seçim öncesi böyle yeni bir paket açıklanır mı? Yeni bir canlandırma paketi açıklanır mı? Açıklanırsa veya açıklanmazsa sonuna doğru piyasalara etkisi nasıl olur? Seçim öncesi açıklanma olasılığı var. Anladığım kadarıyla bu Trump'ın hastalanması dolayısıyla biraz daha sanki fleksibilitesi arttı gibi görünüyor. Ve hala %50-50 olarak bakıyorum ben. Yani iki türlü de, hem seçim öncesi ya da seçim sonrası. Ama şu bir gerçek ki artık bu noktada açıklansa bile o çeklerin insanların eline geçmesi ne yazık ki artık seçim sonrasına kaldı. Yani o açıdan da demokratların şu anda bir aslında paketin açıklanması olayı demokratlar için iyi bir outcome olabilir. O yüzden ben %50, hatta şey diye düşünüyorum, %50'den fazla olarak stimulus olayı gerçekleşebilir diye düşünüyorum. Çünkü seçimden sonraya zaten o çekler yollanacak eğer olursa. Ama dediğiniz gibi, sizin de söylediğiniz gibi, hem para politikaları, biraz önce bahsettiğim piyasalardaki dalgalanmaları azaltıcı derecede likiditenin artması, hem de faizlerin düşük kalması şu anda yazık ki diyeyim ya da doğru, çünkü birçok bizim gibi fundamental açıdan insanlar baktığı zaman şu anda piyasaların suni bir şekilde şişirildiğini düşünüyoruz tabii. Faizlerin düşük bırakılması dolayısıyla.
Ama bu hem para politikaları hem de dediğiniz gibi sizin mali politikalar piyasaların gidişatını etkileyecektir. Bu bir kesin bir olay. Ve aynı zamanda likiditenin yüksek olması, o likiditenin bir şekilde bildiğiniz gibi burada insanlar ilk teşvik geldiğinde birçok insan o teşviki alıp Robin Hood gibi accountlarda piyasaya yatırım yaptılar. Yani o likiditeden bir kısım da piyasaya retail olarak yatırım olarak aktı. Ve bu da tabii piyasaları güçlendirdi. Özellikle spekülatif dediğimiz hisseleri çok güçlendirdi. Yani böyle bir olayın olması tekrar söz konusu. Ama bu noktadan sonra bence en büyük olay özellikle bu seçim sonrasında devletin mali politikalarının ne olacağı konusu. Yani para politikalarını biliyoruz. Para politikalarında pek fazla değişiklik beklemiyoruz. En azından 2-3 sene sıfıra yakın faiz. Aynı zamanda Fed'in yani Amerikan Merkez Bankası'nın yaptığı alımlara devam etmesi, quantitative easing'e. Bunu biliyoruz. Bunu bilmediğimiz konu seçim sonrasında mali politikaların sürdürülebilir olup olmadığı konusu. Bu çok önemli olacak zannediyorum Kasım Aralık'tan sonra. Şimdi Türkiye'den bizi seyreden değerli dostlarımız genellikle ekonomi, finans dendiğinde çok klasik bir soru var. Hemen dolar, TL paritesi soruluyor. Ben de size de sormak istiyorum. Şu anda 7,77 civarlarında olan dolar-TL paritesini sene sonuna doğru hangi noktalarda görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi parite konusunda yorum yapmak istemiyorum çünkü bu biraz hem bizim compliance dolayısıyla yapmadığımız yani sonuçta dışarıya her para biriminin ne kadar olacağını hesap olarak söylemek istemiyoruz. Bu çünkü bizim kendi içimizde yaptığımız stratejilerle ilgili bir şey. Ama şunu söyleyebilirim, direction olarak şu anda Türk lirası ucuz ya da pahalı diyemiyoruz. Çünkü 3 tane faktör var, 3 ana faktör var. Bunlardan bir tanesi enflasyon. Bir tanesi tabii ki cari açık ve diğeri de faiz politikaları. Bunların üçü zaten birbirleriyle alakalı konular. Hepsi iç içe geçmiş konular. Ve şu anda Türkiye'de ne yazık ki faiz politikalarında hala tam olarak reel, eğer Türk liranız varsa, Türk lirasında yatırım yapıyorsanız hala reel faiziniz negatif durumda. Bu reel faiz negatiften artıya dönmedikçe dolara olan ilgi devam edecektir diye düşünüyoruz. Bunun dışında da aynı zamanda hem rezerv politikalarımız hem de Türk lirasını güçlendirici üretime dayalı politikaları ne yazık ki tam olarak oturmadığı için hala o Türk lirasının zayıflaması söz konusu diye düşünüyoruz biz şirket olarak. Bunun dışında bir de şunu söyleyeyim. Enflasyon ve dünyadaki risk algıları bu çok önemli bir faktör. Ne yazık ki konjonktür 10 sene öncesi, 15 sene öncesi konjonktürden yurt dışında ve dünyada çok farklı. Şu anda risk algılarının çok yüksek olduğu bir dönemden geçiyoruz. Risk algılarının yüksek olmasının sebebi sadece COVID-19 değil. Aynı zamanda bildiğiniz gibi bundan bir 10-15 sene önce 2000'lerin başında özellikle gelişmekte olan piyasalara inanılmaz bir akım vardı. Oralara inanılmaz bir şekilde sermaye akımı vardı. Şu anda onu görmüyoruz. Hala sermaye akımı çok çok daha temkinli. Konjonktürün değiştiği bir ortamda politikaların da ona göre ne yazık ki ayarlanması gerekiyor. Ve bu ayarlanma yapılmadan Türk lirasının bir bazının güçlü bir baza oturması ne yazık ki çok zor. Şimdi bir sorum daha var. Son sorum bu. Vaktimiz doldu. Yine compliance'a takılabilir bir soru ama sizin siyasi görüşünüze dokunmadan veya firmanızı temsilinin dışında sadece bir çevrenizde hissettiğiniz ruh hali olarak çok net bir soru sormak istiyorum. Sizce Amerika'nın 46. başkanı kim olacak? Bu gerçekten zor bir soru. Ben çevremdeki eğer çevreme dayalı olarak bunu söylersem size yanlış bir bilgi vermiş olabilirim. Çünkü ben bildiğiniz gibi New York, New Jersey Çevreye de tarafında yaşıyorum. dayanmayalım. Vaktimiz de doldu. Peki. Sadece bir isim. Tahmininiz sizce başkan Benim kim olacak? düşüncem başkan Covid dolayısıyla olan şeyden dolayı, zarardan dolayı ekonomiye başkanın Biden olması ihtimalinin yüksek olduğu, %50'den fazla olduğu. Ama bu ihtimal %70 değil. Belki %55. Yani çok %50-50'den Peki, %55'e çok çıkmış durumda teşekkür benim ediyorum. düşüncem. Peki ben teşekkür ederim. Çok Sağ teşekkür olun. ediyorum değerli Teşekkürler. bilgilerinizi paylaştığınız için. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Stüdyo New York'u izlediğiniz için çok teşekkürler. Cuma günü yine aynı saatte 16.30'da görüşmek üzere. Sağlık, sevgi, huzur ve nakit sizlerle olsun. Muhteşem bir haftanız olsun.